Bol rüzgarlı bir Fransa gününden, Nice gününden herkese merhaba. Bugün Nice DS9 için geldik. Hem de 360 beygirlik hibrit 4 çeker modeli için 2 çeker 250 beygirlik olanı da kullandım. Ama asıl beni ve sizi heyecanlandıran bu olduğunu biliyorum. Şöyle istiyorsanız tasarımdan bir başlayalım. Gerçekten çok yakışıklı arkadaşlar. Şöyle bir etrafında dönelim. Ondan sonra detayları da göstereceğim. Yani şuna bak ya, şuna bak. Böyle boylu boyunca gidiyor. Muhteşem ya. Şöyle bir turlayalım. Ondan sonra anlatacağım. Bugün acayip bir rüzgar var. DS9, DS'in amiral gemisi, lüks segmentte onları temsil eden bir otomobil. Mercedes E, BMW 5 gibi rakipleri var. Onun için işi zor ama gerçekten iyi yaptığı bir sürü şey de var. Tasarımdan başlıyorum. Şimdi tasarım, gerçekten DS'in son zamanlardaki tasarımlarını çok beğeniyorum. Kendine özgü. Yani şu detay hangi otomobilde var? Hiçbirinde yok. Bu gerçek alüminyum bir süsleme, harika duruyor. Izgaralar sanki ağaç kökü gibi falan, yani böyle çok güzel durmuş. DS logomuz, kameramız, adaptif hız sabitlememizin radarı, tabii ki LED farlarımız, DS LED Vision dedikleri. Önceki DS7 tecrübemden biliyorum, aydınlatmaları çok iyi farlar. Şurada böyle rezistanslı cam yapmışlar. Kapı kolları gizli. Şöyle yaklaştığında çıkarıyor. Anahtarını göstereyim. Nasıl bir rüzgar var ya. Anahtarı bildiğimiz DS'in anahtarı. Bak şu detayın güzelliğine bakar mısın? Böyle bir detay hiç gördün mü bir otomobilde yakın zamanda? Burada lambası var CS-Tune'un da. Yani çok iyi bir detay. Bu otomobil plug-in hibrit olduğu için burada bir şarj soketimiz var. Toplam pil kapasitemiz, lityum iyon pillerimiz 11.9 kWh kapasitesinde pili var. Bu da bu otomobile yaklaşık 40-50 km menzil veriyor. Tabii kullanmanıza da bağlı. Bak burada bile bir çift spoiler var sanki. Yani hem şurada bir bak lamba var, yanıyor. Şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama çok hoş duruyor. Bir de burada spoileri var. Yani gerçekten uğraşılmış bu otomobile. Ve tabii ki stop lambaları. Bak Batuhan efekti yapayım mı? Şimdi Batuhan efekti. Seksi müzik. Batuhan kovuldun. Artık ben çekiyorum. Bak Batuhan efekti, bir tane daha egzoza. Bak. Bu arada gerçek egzoz ama tabii şurada borusu gözüküyor. Ama güzel, en azından gerçek yapmışlar. Bakayım buradaki de dolu. Buradaki de dolu, güzel. Ama bak arkası otomobilin, stoplar yanıyor yani. Batuhan efekt. Batuhan daha güzel müzik seçiyor, onu kabul ediyorum. Burada da normal benzina. Bisikletliler burada gazlıyorlar. Nerede bunun depo açma? Ha bak, kendi ısıtma da var burada. Burada depomuz var. Oh mis gibi. Özleyeceğiz benzin kokularını. Şimdi gelelim bu otomobilin can alıcı özelliklerine. Nedir bunlar? Bence frenleri. Aynı Peugeot'da olduğu gibi 508 PSE vardı biliyorsunuz. Burada da 380 mm çapında. Muhtemelen bu diskler 308 GTI by Peugeot Sport'taki disklerdir. Alcon olabilir, emin değilim. 4 piston 380 mm diskleri var. Lastik ebadımız 235-40-20, acayip tutunuyorlar. Yani tabii bu Avrupa'nın asfaltı da çok iyi. Gerçekten böyle zamp gibi yapışıyor. Frenaj yapacağız hepsini. Arkada da 280 mm çapında diskler var. Normal bir disk. Tabii arkada bağımsız süspansiyonumuz var. Ve elektrik motorlarımız var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Ama bir bagajına da bakalım. Bu sonuçta kullanışlı bir otomobil. Elektrikli bagajı mevcut. Oldukça derin bir bagaj var burada. 510 litre. Böyle kancalar yapmışlar. Kullanışlı. Şurada kancaları var. Vay gazla. RS3. Gazla yapıştır.
Yapıştır. Dur geliyorum, bekle geliyorum bak. Yalnız burada da gazlıyorlar şimdi, belki denk geliriz birilerine. Burada şarj soketlerimiz. Fokal ses sisteminin bası burada. Şöyle görebiliyor musunuz? Fokal. Alt takımı da göstereyim. Şimdi bu otomobil 4 çeker, 2 tane elektrik motoru var. Arkada elektrik motorları var, 4 çeker olmasını sağlıyor. Arkadaki motor 113 beygir, 166 Nm tork sunuyor. Öndeki motor da 110 beygir, 320 Nm tork sunuyor. Bir de tabii benzinli motoru var. İçten yanmalı motor olarak da aslında bildiğimiz 1.6, 200 beygir, 300 Nm torkluk bir motor görev yapıyor. Bunları kombin ettiğimiz zaman 360 beygir ve 520 Nm'lik bir makina ortaya çıkıyor. Bayağı da bak, motor geriye konumlandırılmış. Yalıtımı, amortisörlü kaputu. Ya ama şu çok şık ya. Gerçekten çok şık. Önde MacPherson tipi amortisörleri var. Bu amortisörler elektrikli olarak ayarlanabiliyor modlara göre. Direksiyon tepkisi, gaz tepkisi hepsi değişebiliyor. Bir de arkaya bakalım. Sonuçta bu. Açıl bakalım. Sonuçta bu premium bir otomobil. Ve arkaya geçtik. Oo, diz mesafesi bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı bir burada mesafe var. Boyum 1.76 biliyorsunuz. Karartılmış arka camlar. Camlar kalın ve yalıtıma acayip etki ediyorlar. Zaten sürüşte bahsedeceğim. Fokal. Buralar hep Alcantara. Şöyle açayım da ışık gelsin ya. Batuhan kızar sonra. Abi açmamışsın. Abi hep karanlık olmuş içi. Yalnız bayağı iyi hakikaten. Zaten şaft tüneli de yok. Arkada böyle havalandırma ızgaralarımız. Arkayı ayrı ısıtabiliyorsunuz. İklimlendirebiliyorsunuz. Dokunmatik lambalar yapmışlar. Tasarım güzel, şu fokal elektra yazıları falan. Koltuklar gerçekten hoş duruyor. Kol dayamamız var. Kol dayamamız açılıyor. Bardaklık geliyor. Vay, çok güzel yapmışlar. Kullanışlı bir kol dayama ünitesi. Baş mesafesi olarak boyum 1.76. Klostrofobik hissetmedim çünkü kafa kısmına ekstra bir oyuntu yapmışlar bak. Şimdi ne kadar anlayabiliyorsun bilmiyorum ama bak, şurası şöyle kafan için oyuntu olmuş. Zaten sunroof da bir yere kadar açılıyor. Bir de gelin ön tarafa bakalım. Sonra da sürüşe çıkacağız, gazlayacağız. Aha, içeride kaldım. Vallahi içeride kaldım. Çocuk kilidi mi var? Olabilir. Ve geldik sürücü mahaline. Camlarımızı kapatalım. Seviyorum şu kokpit dizaynını. Bak buraları falan Alcantara yapmışlar. Acayip hoş duruyor bak. Harika duruyor ya. Bak şu bile bir ince. Ama bu var ya, nasıl pislenir biliyor musun? Sigara içiyorsanız araba biter. Zaten sigara içmeyin. Yani sigara iğrenç bir şey. Şöyle devam edelim. Bak pıt. Böyle bir gün. Çok derin değil. Daha derin olmasını bekliyordum. Bir su sığıyor. İşte GoPro sığıyor. Ya bir de arabada Type-C yok. Niye yok anlamadım. Artık herkes normal USB bıraktı, Type-C koyuyor. Anlayamadım neden Type-C olmadığını. Kablosuz şarjı var. Burada güzel bir gözü var. Kapatıyorsun. Bayağı da bir şey sığar buraya. Şurada telefonluk var. Bak şu hoş bir detay. Telefonunu buraya da koyabilirsin. Sunroof'umuz. Tabii sunroof komple açılmıyor. Çünkü baş mesafesinden, hani bu kadar. Baş mesafesinden feragat etmemek için. Ama şu stil çok güzel gerçekten. Böyle Alcantara geziyor. Bütün arabayı böyle çepeçevre. Böyle çok hoş duruyor baksana. Ve dikişler biri pembemsi, biri sarımtırak. Yani çok güzel uğraşılmış detaylar. Oo, torpidoya bak. Kocaman. Bayağı büyük ha torpido. Hiç beklemiyordum bu kadar büyük olmasını. Ve diğer DS modellerinden bildiğimiz multimedya ekranı. Burada plug-in hibrit olduğu için onun menüsü var. İşte istatistiklerinizi görebiliyorsunuz, ne kadar yaktığınızı. Burada e-save özelliği var. İstersen arabanın pillerini şarj etmesini sağlayabiliyorsun. Zaten DS7 videomda da
bahsetmiştim. Koltuk ısıtmamız mevcut. Soğutma olduğunu da söylemişlerdi ama burada göremedim. Sanırım bu otomobilde yok. Fokal ses sistemimiz var. Ve bu DS Performance Line gayet hoş duruyor. Bir sürü özelliğimiz var. İşte kendi kendine park etme özelliği var. Tuşu burada. Gece görüşümüz var. Park yardımı kör noktamız. Patinaj kontrol, düşük hava algılama gibi gibi böyle bir sürü oyuncakları olan bir otomobil. Burada kadranlarımız. Sonra şurada gördüğünüz iki sensör bizim yorgunluğumuzu algılıyor. Ve dikkatimiz dağılırsa uyarı veriyor ve acayip efektif çalışıyor. Şöyle mesela şöyle bak, bip bip diye uyarı veriyor. Çok iyi çalışıyor. Nasıl ayarlıyorlar neye? Yani gözü izliyor diye biliyorum oradaki sensörler. Şöyle bak, tam yüzümüze doğru bakıyor. Bu arada kullanırken görmüyorsunuz. Kamera görüyor şu an bunu. Kullanırken öyle bir kırmızı bir şey gözükmüyor. Çok iyi çalışıyor gerçekten. Hız sabitlememiz var. Adaptif hız sabitlememiz var. Şeritte tutma yardımcımız var. Onu otoyola çıkarsam gösteririm gayet böyle. Zaten Peugeot grubundan, Peugeot'dan, DS'ten, Opel'den falan biliyoruz. Çok güzel, nizami şekilde şeridinde tutuyor otomobili. Ama tabii ki her şeyi de ona bırakmayın. O zaman arkadaşlar, hazır elimizde 5,6 saniyede 0'dan 100'e çıkan bir DS 360 e-Tense varken şu güzel yollarda ufak ufak tadına bakalım. Yola çıkalım. Yolda görüşürüz. Yola çıkmaya hazırız. Sport'a aldık. Sport'a aldığımız zaman direksiyon, amortisör, motor hepsi spor ayarlara geliyor. Frenler inanılmaz. Frenleri var ya, yaşamanız lazım. Çok iyi yönleniyor. Çok iyi yönleniyor. Bak, fren yapacağım şimdi. Motor sesi heyecansız. Buna güzel motor sesi lazım. Çok güzel dönüyor araba. Amortisörleri harika ayarlanmış amortisörler. Sanki yola zaten bu otomobillerde DS Active Scan var. Yolu tarayıp ona göre ayar yapıyor. Çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Benzinli motora biraz daha karakter lazım. Vallahi güzel yürüyor. Hava da fena rüzgarlı. Frenler çok güçlü. Bu otomobile bir kilit lazım. Hiç kafadan kaymak istemiyor araba. Viraj performansı bayağı başarılı arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Araba izinden çıkmak istemiyor. Hatta şu şeyi de bir denemek istiyorum. Spordaydım. Dört çekerde. Farkı var mı bakalım. Çok zevkli.
dediğim gibi bu otomobile biraz daha böyle heyecanlı, karakterli bir benzinli motor. Ama yürüyüşü falan gayet tatminkar otomobilin. Lastikler ısındı, taş sesleri geliyor, yapışıyor lastiklere. Tabii bu otomobil aslında bir GTI otomobil değil. Bu bir yol otomobili. Bunu da çok iyi başarıyor. Otomobil acayip sessiz. Yani gerçekten 5'ten, E'den daha sessiz olduğunu söyleyebilirim ki bunu ben demiyorum. Okan abiyle konuştuk. O da diyor ya bu araba çok sessiz. Gerçekten arkadaşlar camları da kalın ama özellikle bir akustik paket mi, akustik iyileştirmeler de yapıldığını söylediler sunumda. Gerçekten hani camlar evet kalın ama hani bu kalınlık Mercedes BMW'de de var. Ama bu otomobilin sessizliği, yani geldiğinde mutlaka bir kullanın bakın anlayacaksınız. Gerçekten sessiz bir otomobil. Yol sesi de az geliyor ki 250'lik olan da daha az geliyordu. Bunda sonuçta 235 lastikler var. Biraz daha lastik gürültüsü alıyorsunuz ama genel olarak araba zaten hibrit de olduğu için hibrit moda alalım mesela. Otomobili akıtıyor. Hatta şöyle bir de B'ye yapayım. Şey yapsın, rejeneratif frenini kullansın. Otomobilde 8 ileri EAT şanzıman bulunuyor. Çok güzel uyumlu yapmışlar. Hiç böyle silkeleme, bir sarsıntı bir şey yok. Ama tabii emirlere mesela gazlarken vites emirlerime çok fazla tepki vermedi. Ama dediğim gibi bu bir GTI otomobil de değil sonuçta. Yol otomobili. Yolda gayet hızlı, rahat rahat tık 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 değiştiriyorsun. Tüketim olarak 250 beygirlik olanla 80, 90, 130 hep hız kurallarına uyarak gittiğim zaman 4.9 litre yakıt tükettim. 116 kilometre kullandık bu arada. Bayağı kullandık. Bu da öyle kullandığımda öyle yakıyor. Ama tabii ben şimdi burada gazladım falan. 13.7 olmuş. Sonuçta gazladığınızda hibrit mibrit affetmez. Ama çok direkt. Yani yol da çok iyi tutuyor. Lastikler de çok iyi tutuyor. Arabanın kafası, şasisi sizinle iletişim halinde. Koltuklar bayağı da fırtına çıktı. Koltuklar acayip tutuyor. Yani süspansiyon ayarı da çok iyi ya. Yani çok tatlı bir yol otomobili. 5.6 sıfır yüzü var, 250 son hızı var. Ya yani çok yeterli, çok tatlı bir otomobil. Tabii bu imkansız paket. Türkiye'de satılıyor bu araba. Satışa başlandı ama 250 beygirlik olan versiyonu başlandı. 1 milyon 300'den başlıyor. Tam dolu Opera donanım 1 milyon 600'lere geliyor. Ama tabii bu otomobil gelse fiyat çok uçuk olur. Özel siparişle getirebileceklerini söylediler bu arada. Ama zor tabii Türkiye'de görmek. Onun için hazır bulmuşken öbürünü de kullandım zaten. Güzelce anlatayım size. Baksana nasıl dönüyor. Yani yapışıyor yani yola. Yani konforu da iyi arabanın. Yolu taradığı için süspansiyon ayarlarını değiştiriyor hep. Ve yalandan değil, yapıyor bunu yani. Ki 20 jant var bunda. 19 da değil. 20'ye rağmen. Hani sadece marka yapıp premium yaptık değil. Gerçekten çok uğraşılmış otomobiller bunlar. Bu arada adaptifle gidiyoruz. Kendi fren yapıyor. Öyle garip bir hava var ki rüzgar, güneş, şey karışık böyle. Bu otomobil 67-70 bin euro civarında. 250 beygirlik olan da 58-60 bin euro. 250 beygirlik E-Tense. İşte bizde de 1 milyon 600. Yani maalesef. Ama araba çok güzel ya. Aa, OGS'ye geldik. Bakayım bunda OGS var. Ne diyor? Bip Go. Bakalım Bip Go yapacak mı? Evet, Bip ve Go. DS bence kendini premium olarak çok güzel pazarlıyor. Böyle butik bir otomobil olarak. Bütün modellerini çok seviyorum. DS7 de çok güzel. DS9 harika. DS3, bir DS3 böyle arafta. Tam böyle hani hani değer mi değmez mi tartışılır ama bu otomobiller aslında bu paraları hak ediyorlar. Çünkü bu dolulukta bir Mercedes E ya da BMW 5 alamazsın o paralara.
öyle düşündüğün zaman uygun kalıyor sunduklarıyla ve arabanın sessizliği, arabanın gidişi, yol tutuşu, malzeme kaliteleri gerçekten çok güzel. Şöyle adaptifi de açayım size. Şimdi direksiyon da gördü. Ufak ufak döndüğünü göstereceğim size. Bak bu virajı gayet rahat dönüyor. Şu an hava acayip rüzgarlı. Bak çok az geliyor rüzgar sesi. 95 ile gidiyoruz. Bir basayım mı? Yani acayip rüzgarlı bir hava. Hala da elektrikli olarak menzilimiz mevcut. 12 kilometre kalmış. Yani 40 kilometre kadar yapabiliyorsun elektrikli menzil. Tamamen elektrikli. Hatta mesela şöyle komple elektriği alayım. Şimdi muhtemelen gösterecektir. Evet, şu anda tamamen elektrikle ilerliyoruz. 12 kilometre bitene kadar. Bu arada elektrik gücüyle 140 kilometre falan yapabiliyor hız olarak. Şu an elektrikle ilerliyoruz. Müzik sisteminden de bahsedelim. Focal müzik sistemi var. Oldukça başarılı. Şimdi müzik açamıyorum çünkü telefonumuz şarjı bitti. Şimdi radyo açarsam telife girecek ama müzik sistemi de gayet güzel. Şöyle klasik açayım, belki azıcık koyabiliriz. Ki şu an hafif cızırtı da var. Ona rağmen ya ben bol bol müzik dinledim. Güzel müzik sistemi var. Navigasyonu TomTom altyapısıyla çalışıyor. Güzel de çalışıyor. Ama tabii en güzeli Google. Sesimizi duydu hemen. Direksiyon tasarımı da acayip rahat. Hani çok güzel olduğunu söyleyemem. Böyle dört keşke üç kollu olsaymış ama gerçekten çok rahat. Her tarafa tutabiliyorsunuz böyle. Rahatça seyahat edebiliyoruz. Bak kendi dönüyor. Uyarı verdi direksiyonu tut diye. Evet arkadaşlar, benim DS9 testimden böyleydi. Otomobil gerçekten premium bir otomobil. Malzemesiyle, sürüşüyle, donanımlarıyla hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Fiyat olarak da ya tabii uçuk fiyatlar, 1.300 1.600'lerden bahsediyoruz ama şimdi BMW 5 Mercedes E'yi düşündüğümüz zaman bu dolulukta bir Mercedes Audi A6 ya da BMW 5 daha pahalı olacaktır. Biraz farklı olmak isteyenler, markayı sevenler bence oldukça sıcak bakacaktır bu otomobile. Çünkü tasarımıyla, malzeme kalitesiyle, sürüşüyle iyi hissettiriyor. İyi bir otomobil. Zaten 508 temelli bir otomobil şasisi. Ben 508'i de zaten yol tutuşunu, dinamikliğini seviyorum. Eski testlerden de bilirsiniz. Bu otomobil de bence güzel bir otomobil. Türkiye'de de şu an satışta zaten. İnceleyebilirsiniz de showroom'da. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sınıfta ben illa Mercedes BMW mi alırım diyorsunuz? Yoksa DS9'a da şans verir misiniz? Yorumlara yazın bakalım. Tartışalım. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Fransa Nice'ten herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Thank you.